Şimdi gelelim bir başka Mehmet'e. Evet. Mehmet Ahara. Bu 18 kişi onun emniyet genel müdürü olduğu dönemde infaz edildi. Sizden bir ricam var. Hı. Ben yapı olarak hiç böyle e, politik konuşmayı beceremem. Evet. Bu sorduğunuz soruya dört başı mamur cevap ver yani düşüncelerimi en samimi şekilde söylersem ben üzülürüm. Söylemezsem ben üzülürüm. Söylersem muhatap olan insanlar üzülür. Onun için sizden istirham ediyorum. Bunun buna cevap vermek istemiyorum. Bu kitapta daha çok enteresan şeyler var. Ben sizi Zorlamayacağım ee, ama ben Mehmet Ağar'ın yaşam öyküsünü e, inceledim. Mehmet Ağar bir emniyet müdürünün oğlu. İyi anılan bir emniyet müdürünün oğlu. Ve üniversiteyi de emniyet genel müdürlüğünün bursuyla okumuş. Siyasal bilgiler fakültesinin maliye bölümünü Aynen. bitirmiş daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde evet. bir süre çalıştıktan sonra kaymakam olmuş. Ee, ve 12 Eylül döneminde askerlerin de isteğiyle İstanbul'da bir anlamda Şükrü Balcı, az önce de bahsettim Ahmet Ateşli gibi yanlış yola satmış e, yetkililerin kontrolünde ve onları doğru yola çekebilecek bir isim olarak göreve getirilmiş. İlk başladığı yer terörle mücadele ve asayişten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Değil mi? Evet. Bir süre siyasi polis müdürlüğü yapmış. Doğru. Müdür yardımcısı sonra da asayiş şube müdürü olmuş. Mehmet Ağar'ın Şükrü Balcı gibi bir emniyet müdürünün yönetiminde çalışmış olması bir talihsizlik mi sizce? Evet. Kitapla ilgili çok enteresan yerler var. Peki. Ben Susurluk çetesinin ortaya çıkması ve yargılanması sırasında pek çok delili o dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Sayın Aykut Cengiz Engin'e vermiş bir yayıncı olarak ayrıca Ayhan Çarkın o oh, çeteden hüküm giyen özel harekatçı polis Ayhan Çarkın'la röportaj yapmış. Yine o çeteden hüküm giydikten sonra cezaevinden çıkışının ardından Bursa'da bir kavga sırasında kim Murdu'ya giden Oğuz Yorulmaz'ın annesi Nurhan Yorulmaz'la röportaj yapmış, onu dinlemiş. Evlat acısı yaşayan bir annenin anlattıklarına kulak vermiş ve empati yapmaya çalışmış bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Bu çetenin içindeki polisler, özel harekatçılar ki bu faili meçhul e, cinayetlere atları karıştı. Hatta Ayhan Çarkın bir ara bunları biz e, öldürdük dedi ama yer göstermede bir sonuç ortaya çıkmadı. Bunlar başlangıçta emniyete ideallerle girmiş, iyi polis olmak için, Göreve başlamış. Ama daha sonra siyasiler tarafından siyasetçilerin emniyete ki Tansu o sırada başbakandı. Emniyete uzanan elleri ile Tansu Çiller söyledi. Devlet için kurşun atan da kurşun yanında şeref Aynen. Aynen. Elimizde dedi PKK'ya destek veren uuşturucu ıı, kaçakçılarının listesi var dedi. Bir süre sonra bunlar teker teker faili meçhul cinayetlere kurban gitmeye başladılar. Bu polis memurları bana göre kullanılmış kullanılmış. Nurhan Yılmaz'ın deyimi şuydu. Ben evladımı bir kız gibi devlete teslim ettim. Devlet bana onu çeteci olarak verdi dedi. Bu çok acı bir durum annesi için. Ben burada devletin de yaptığını düşünmüyorum. Devlet adına görev yapan ama siyasi ikbal için, siyasi ikbal için bu çocukların, bu polislerin birer tetikçi olarak kullanıldıklarını ve daha sonra kirli birer eldiven gibi bir köşeye atıldıklarını ve onların da sonuçta bakın şartlar, bunun acısını çektiklerine inanıyorum. Benim inancım şudur. Şartlar hiç tasvip etmediğiniz, hiç istemediğiniz, sonunun felaket olduğunu bile bile sizi 250 km süratle oraya götürür. Aklınız ve sağduyunuz onun sonunda büyük felaket yaşanacağını bilmesine rağmen ayaklarınıza kumanda edemezsiniz. Ben bütün bu üzücü olayların tamamının görünmeyen güçlerin bu bahsedilen insanların şartlarını onların inisiyatifinin dışında bu ta, bu yöne çevirip bu mecraya oturtmasıdır diyorum. Ben hiç kimsenin... Bir gün bunlar konuşacaklar. Yani elbette ki ben şu andaki... Bir gün konuşacaklar kendi ve şahsi, anlatacaklar. Kendi şahsi düşüncemi söylüyorum. Ya da sizin biraz önce beyan ettiğiniz gibi bu arkadaşlar bir gün bir yere çıkacaklar ya da oturup anılarını yazdıklarında en doğrularını söyleyecekler. Elbet. Yani bunun kaçarı göçeri yok. Yani sizin... Mesela benim de öldürülmem istenmiş ama onlar biz Uğur Dündar'ın için öldüreceğiz ya diye kendi içlerinde bir muhasebe yapmışlar. Allah göstermesin, Allah gecinden versin, Allah sağlığınızı daim etsin. Ee... Ve öldürmediler yani. Ya şimdi... E... Allah göstermesin böyle bir karar verilirse kim için verilirse verilsin eğer devlet bu işe karar vermişse öldürürler 15 dakikada. Orada şahısların hiçbir rolü olduğuna ben inanmıyorum. Sizin şimdi böyle varken, yargı yargı varken. Ya şimdi insanların biraz evvelki, insanların yaptıkları uğra yasa dışı abi işlerin uğra cezasını abi. yargının vermesi gerekir Devlet gerekirken. biliyorsa diyorum devletin gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Devlet böyle bir şeye Allah'tan şanslı Allah'ın bahşettiği bir hayat varsa onu yaşayıp e, tekrardan bu dünyadan göçüp gitmek başka bir şey. Ama bir karar verilmişse, bu kararı devlet vermişse, şanslar bunu artık. Devlet verir mi böyle bir karar? Ben inanmıyorum. Bilemem, ben bilemem. Ben devletin ben, yurttaşını ben... yurttaşını Bilmiyorum. öldürme yani kararı verebileceğini iddian düşünemiyorum. Yok. Düşünmek istemiyorum. Aa, nasıl olur bir savaş hali olur? Vallahi bir terörle bir terörle e, mücadele olur. Orada bir çatışma ve polisin kendisini koruma e, durumu olur. O zaman şey Onun dışında herkesin cezası. yargı bir gün Barbarosa sorar. Yargı verir yani. Barbaros ayrettin de derya tutuşmuş, derya yanıyor. Derya tutuşur mu? İhtimaldir padişahım derya tutuşa demiş. Ben hayatında olmaz dediğim her şey, her felaket başıma geldi. Şimdi bakın devletin birilerini devlet adına öldürmekle görevlendirmesi şöyle bir tablo çıkartır. Birisini devlet için öldürürse ötekisini ondan para alamadığı için öldürmeye başlar. Ve nitekim bu olayda da bunlar olmuştur. Kitapta başka yer yok mu Neyse Allah var, var. Ben burada iki kişinin, iki siyasetçinin adını saygıyla ve minnetle anmak istiyorum. Kim onlar? Birisi Mustafa Tınaz Titiz. Eski bakanlarımızdandır. Aynen. Benim vefa lisesinden arkadaşımdır. Diğeri ise Sayın Bahattin Yücel'dir. Bunların ikisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmışlardır. Ve ikisi de halkın kanını emen bu kazino denilen kumarhanelerin kapatılması için çok büyük gayret sarf etmişler ve o lobiye karşı direnmiştir. Yani kumarhane lobisine karşı direnmek de her baba yiğidin harcı değildir. <laughs> doğru mu bu? <laughs> bu Amerika'da olsaydı dediğiniz çok doğru, doğruydu. Aynen katılıyorum. Türkiye'de böyle bir lobi mobi yok. Olamazlar. Lobi yoksa bile bu işin kralları vardı. Kumarhanelerin kralları vardı. Ya o, işte? bak yine benim dediğim yere geliyoruz. Bak dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı noktaya geliyoruz. Bu ismini zikrettiğiniz insanlar kim? Bu devletin bakanları. Bu devletin bakanları. Bu devlet bu kasinoların yürümeyeceğini, facialara sebep olacağını ve nitekimde şu anda e, tekrardan hatırlatmanın mahlasıyla Devletle mahasım, hükümetleri karıştırmamak lazım. Hükümetler gelir hükümetle, geçer. Devlet, devlet, zaten baki kalır. Yapıyor. devlet, devlet baki de devlet adına zaten görev yapıyor. Elbette. ama devlette devamlılık var yok mu? Devlet süreklilik esastır. Eh, Aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Yani aynı ilişik şey. konu Bunun kapanmasına karar vermiş. O hükümet karar vermiş. O hükümet karar vermiş. Ha. O hükümet karar vermiş de yet kapatamasa ise kapatamadıysa devlette de devamlılık arz ediyor sahikiyle Gelecek hükümet kapatacaktır. Çünkü bu, biz hiçbir şeyi makul ve mantıklı kullanma yeteneğine ve kabiliyetine sahip bir millet değiliz. Amerika'da ya da bir başka yerde bunu devlet idare etmiyor ki. bunu Kendi aralarında bir federasyon var, o federasyon bakıyor. Burada öyle değil. Burada öyle değildi zaten. Ve iş çığırından çıkmıştı. İET'de de çalışıyor adam, bilet kesiyor, belli bir maaşı var. Bu adam da geliyor içeriye giriyor. Taksi şoförü sabahtan akşama kadar o oh, e, malından, canından, o işle uğraşıyor. 50 kuruş 1 lira kazanıyor, ben bunu 2 lira yaparım belki diye o da gidiyor şimdi bunlar hani girmiyordu, girmeme, girmesi yasaktı bunların, bunlar buraya giremeyecekti. Geç. Demek ki biz... Siz söylüyorsunuz 3 yılda bittik. iki defa müfettiş geldi o kadar. Çünkü onlar da, onlar da bir, bir şey, şey bilmiyor. Hiç bilmeyen Hiçbir insanlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Hiç, bu konuyla uzaktan yakından alakaları yok adamların. Ve diyorum size adam gel, geliyor lisans al, Bir kere demiyor ki adam ya siz buraya nasıl lisans aldınız? Demiyor. Yapılan ilk yardım odasını benden daha çok beğeniyor. Peki gelelim gene gazinolara. Evet. Gazinolarda e, sanatçılar nasıl belirlenirdi? Yani az solist olacak sanatçı, onun altındaki sanatçı işte komedyeni. Yani bu tamamen gazinonun sahibinin in inisiyatifinde olan bir şey. Ama tabii e, az solist Zeki Müren gibi, Bey Yaksoy gibi güçlü asolistler işte Emel Sayındı muazzabacıydı bu tip asolistler o kadrolara elbette ki fikir beyan edebilirler. Yani şu olmasa da şu olsun, şu olmasa da bu olsun diyebilirler yani. Bu, bu, bunun bu kadronun oluşumu böyle. Yani emri vakiyle... medya patronları da zaman zaman devreye girer mi? Elbette girer. Girmez mi? Anlatın bakalım. Girer mi? Girmiştir de zaten. Kim? Sizin de patronunuzdu. Erol Bey. Evet. Erol Simavi. Evet. Erol Simavi gazino konusunda bayağı bilgili bir adamdır. <laughs> Vallahi ciddi söylüyorum.